Yeliz'cim hazır mısın? Hazırım Aslı Hanım. Gelinler senin için puanlarını kullandılar. Evet. Kübra'dan başlamak istiyorum. Kübra'cığım önce sebebi, ardından da puanını görelim. Tabii Aslı Hanım. Beğenmediğim şeyleri zaten söyledim. Cheese'ini beğendiğim parçalar oldu ama yetersiz buldum. Benimkinin yanında yeterli bulmadım. Yeterli değildi. Birçok parçam olduğunu düşünüyorum. Bir de çok güzel parçalar vardı. Güzel parçalar vardı, yetersiz buldum. Ya cheese yani az olunca ne oluyor, çok olunca ne oluyor, ne dün fark bana ediyor? Sen söyledin ya, cheese'ini yetersiz buldum ki ben 4,5 yıllık değil mi? Ne yetersiz kadar çok... kelimesini kullanmadım. Kullandın. Bence bir izlediğinde görürsün. Öyle mi? Evet, yetersiz olduğunu söyledim. Yetersiz diyen olmuş muydu? Ben hatırlamıyorum aslında. Ben de hatırlamıyorum. Ben duyguya göre seninki çok demiştim. Cheese'ine kim yetersiz diyebilir ya? Bence benim cheese'im ben gayet iyiydi. Ve ben gerçekten bu hafta bütün hepinizin cheese'inde çok emek gördüm. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Evet, ilk başta ilk gün çok etkilendik ama sonrasında Duygu, sen... Yok, herkes de güzel parçalar var. Güzel şeyler var. El emekleri sonuçta. Kesinlikle. Başka yavrum? Salonunda dedim zaten, tablosunu beğenemedim. Evet. Oturma grubunu çok kaba buldum. Kaba buldun. Yemek masasında sandalyeleri de çok kaba buldum. Demir detayı güzeldi ama çok kalabalıktı. Ne odayı beğendin çok... Kübra? Beğendiklerim var. Ne mesela? Evet, onları da duymak istiyorum. Mutfağını sadece beğendiğim şey. O da kahve köşesi yapmış. Orası ayrı çok güzel ama mutfakta bağdaştıramadım. Mutfak kahve köşesini beyaz... nereye yapabilirdim ama? Hayır. Mutfağın küçük. İşte ben alanı var. Zaten oraya göre yaptım. Kahve köşesi için ayırdım o köşemi. Kahve yani köşem oldu. Orası farklı bir dünya, mutfağın farklı bir dünya gibi duruyordu. Bir puanla görelim mi tamam, Kübra? Çok onun üzerine konuşalım tamam. Olur mu? Benim sana puanım. 2 puan. Ya kısasa kısas yaptığını düşünüyorum. Hakkımı yedin, hayır hakkımı yedin. Yok. Sen de benim hakkımı yedin bence. Yani arasında fark vardı evlerimizin, lütfen yapma. Sen, tamam, sen öyle diyorsan öyledir ama benim... Kesinlikle kısasa kısas yaptım. Sadece emeğine ve masana verdim. Emeğimi ve masamı. Evet. Peki, sunumun güzeldi, o kadar. 2 puan verdim. Neden 2 puan verdim derseniz, ev çok küçüktü. Mobilyası çok kabaydı. Bence eve göre bir mobilya alabilirdi. Duygu, seninle devam edelim canım. Aslı Hanım, ben de beğendiklerimi zaten dile getirdim. Beğenmediğimi de söyledim. Mutfak ferah ve güzeldi. Kutlarını beğenmedim. Kahve köşesi de tek başına güzeldi. Ama mutfak küçük olduğu için biraz boğduğunu söyledim zaten Yeliz'e. Salonu da beğendim. Ama dediğim gibi biraz büyük geldi mobilyası bana. Daha küçük şeyler tercih edebilirdi diye söyledim. Genel olarak... Bu kadar yorumlamam. Dilerseniz puanımı açabilirim. Bir şey söyleyeceğim. Ben bundan daha bir küçük mobilyada nasıl oturulur diye düşünüyorum yani. Bu sanıyorum çekyat vari bir şey değil mi? Hani yatak olabiliyor mu? Açılabiliyor. Yani en azından küçük evlerde açılabilmesi de hani önemli. Bir misafir gelse açılır, evet. Yatılır. Hani bunları göz önünde bulunduralım. Sandalyede mi otursun bu insanlar peki? Hani hayır, bunun daha küçüğü bir koltuk takımı varsa bana fotoğraf atsanıza. Gerçekten hani bu bir korumak adına söylemiyorum. Hı hı. Biz de küçük evlerde zamanında oturduk. Evet. Hakikaten bunun daha küçük mobilyası var mı? Var Aslı'nın, ben size arkadaşım var. Onun evi çok küçük. Evet. Özel yaptırmış. Hatta şey vardı, balkon kapısı vardı. Orayı kapatmasın diye biri normal bu şekilde standarttı. Birinde aynı model ve küçük yaptırmıştı. Evet, yani rahat edilir mi yani? Ne bileyim rahat ben. Edilmez ama çok da hani odana göre evet. Eşya, mobilya seçmek gerekmiyor. Ya boğulmuş. Bu mu? Hayır. Renk tonları değil. Kalabalık. Çok kalabalık. Evet. Ya ben bu ebat olarak zaten bunlar standart diye biliyorum bu koltukları. Evet, evet. Senin biraz kenar kısımları hani bazılarına şu mesela tek tahta ya da tek metal olabilirdi. Bunlar biraz kaba durmuş bence. Tamam, şimdi anladım. Peki ben... Duygucuğum. Dipnot geçebilir miyim? Koltukları kötü değil bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Güzel. Yanlış anlamanı istemem. Şey fikir veriyor sana. Ha, daha küçük evet, koltuk. Evet, daha küçük bir şey tercih edebilirdi. Evet. Biraz yani daha salonlu rahat kullanabilirdin. Şu yanları şöyle dokunuyorum bakın. Evet. Yanı biraz evet kol dayama yerleri biraz şöyle yana doğru yayılıyor ya. Hani belki burası daha küçük olsa daha demek istedi. Anladım. Evet. Çünkü küçük yani geliyor bana baktım. Evet, hakikaten zor. Bu evlere sığmak zor. Evet aslında. Emine. Senin ev büyük mü yarın?
Büyük büyük. 210 metrekare. 210 metrekare. Şanslısın bak, Bursa'ya çıkıyorsun, evler büyüyor. Büyüyor. İstanbul doğru. Böyle hayatım. Evet. Puanını görelim Duygucuğum. 7'cim benim sana puanım. 3 puan. Ya 3'ü de az buldum. Yani ben yani en az 4 bekliyordum. Senin de yorumunu yani o kadar dinledim. Güzel yorum yaptın. Evet. 4 vereceksin diye bekliyordum. 4'ü de düşündüm ama bu sefer kendi evime haksızlık ettiğimi düşündüm aynı zamanda da. Benim de çok emeğim var. O yüzden 3 puanı uygun buldum Yeliz'cim. Yani 3 ben puanlık de emek bir verdim. Evimin olduğunu düşünüyorum. Ben de evimin 3 puanlık bir ev olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Burada herkes emek harcıyor. Bu kadar. Teşekkür ederim. Emeklerin için de sana da teşekkür ederim. Bir şey daha eklemiyorsun. Yok 2-3 arası gidiyoruz yani. 4 veren olursa onu alnından öpeceğim. Gerçekten. Seninle devam edelim. Öncelikle Yeliz, ellerine kollarına sağlık yapanların senin de bizi ağırladın. Teşekkür ederim. Mutfağını ben de beyaz oluşunu sevdim dolaplarını, kutularını sevmedim. Kahve köşen çok ayrıydı mutfaktan. Sanki hani çok ahşap kullanmıştın kahve köşende, full ahşaptı. Onu öyle sevemedim. Evet. Mobilyaların evine birazcık büyüktü. Yani evin küçük gerçekten. Ona göre seçebilirdim mobilyalarını. Bu şekilde yorumumu bitirmek istiyorum ve puanıma geçmek istiyorum aslanım. Peki, puanını görelim. 2. 2. Evet, 2 çok, puan. Çok düşük. Neden 2 verdin? Beğendiklerimi söyledim. Yani 2 puan yani 1 puan gibi yani hiç vermeseydim. Değiştirebilme şansım varsa değiştireyim istersen. O zaman yani nasıl değiştirme şansım varsa değiştirebilirim. O zaman kaç vereceksin? 1 diyorsun ya o zaman 1 vereyim. 1 vermek istiyorsun. İstiyorsan vereyim hani dedin ya. İstiyorsun değil bunu sen veriyorsun zaten ama neden 2 verdin? Ben bunu gördüm bunu verdim. Tamam neyime 2 verdin? Dedim yani evine göre eşyanı seçmemişsin. Çok büyük tamam, eşyalar ya, bu olması seni niye rahatsız etti? Ve kendi evin hani kiracı falan da değilsin. Evet. Hani kendi evin ona göre eşyanı seçebilirdin. Tamam bu olmasından mı puan kırdın? Yani beğenmedim çok da beğenemedim hepsini evet. Beğendiğimi de söyledim, beğenmediğimi de söyledim. Tamam sana. Ben senin gününü oynadığını düşünüyorum. Hayır günümü oynadığını düşünmüyorum ben. Hayır günü oynuyorum. Beyza neden herkese 2 puan veriyorsun? Herkesin evine göre puan veriyorum. Ama herkesin evi ikilik miydi sence? Evet bana göre ikilikti o yüzden 2 yani, puan verdim. Yani senin gününü oynadığını düşünüyorum. Sanırım sen böyle bir 2-2 ilerleyeceksin. Yani evini beğenmezsem arkadaşa da 2 vereceğim. Beğenirsem daha yüksek vereceğim. 2 puanı ben yani kendime uygun görmedim. Evime de uygun görmedim. Ya hiç kimse evine saatini uygun görmüyor. Herkes kendi evini kendi zevkiyle döşediği için herkesin evi kendine güzel. Sorarsan benim evim en güzel. Burada Duygu'ya sorarsan en güzel evi onun yani. O yüzden, orası öyle zaten. Tabii ki de herkes kendi zevkine göre döşediği için herkesin evi kendine güzel. Tamam 2 puan çok düşük bir puan ama yani. Bir ne gibi. Yapıyor? Sen hani herkese 2-2 veriyor diyorsun. Strateji mi yapıyor sence? Kesinlikle. Evet. 2 puan çok az. Sen strateji yapıyor musun? Hayır aslanım yapmıyorum. O zaman Duygu'nun evi, Kübra'nın evi, benim evim yani hepimizin mobilyaları aynı mı? Şöyle masa olarak herkesinki güzeldi. Evet. Evet eşya olarak da ikinizinki de güzeldi hani şey olarak. Biraz Kübra'nınki sizlere göre. Eşyası, tarzı hani hiç uygun değildi. Hı hı. Şimdi Duygu'ya da 2 puan verdim. Hani sana 2-3 versem, 4 versem bu kez Duygu'ya çok haksızlık olacaktı. Beyza'cığım ben senin bana da haksızlık ettiğini düşünüyorum. Kendi gününü oynadığını ben de düşünüyorum. Yani. Kesinlikle burada Yeliz'e katılıyorum. Bence bu eve 2 verilmez. Ben açık konuşmak gerekirse 3 ile 4 arasında kaldım Yeliz'cim. 4 verseydin o zaman. Bir saniye lafımı bitirmeme izin verir misin? Tabii konuş. Kesinlikle ben 4 de vermeyi düşündüm ama bu sefer kendime haksızlık edildiğini de düşündüm aynı zamanda. Yani çok arada kaldım ama kesinlikle 2 hak etmiyorsun Yeliz. Evet 2 hak etmiyor. Ya, kusura bakmayın söylemek aslında zorunda kaldım. Aslında ben de bir şey söylemek istiyorum Beyza. Evet. Dün benim evimi bayağı gömdü. Bayağı gömdü. Burada o kadar çok konuşmadığı halde 2 vermesine ben de şaşırdım. Bakın beni gömdü. Bir mi verseydim o zaman sana? 2-1 fark etmiyor. Duygu'ya da aynısını sadece yaptım. Ben görmedim senin evini. Bana da arkadaşlar gömdü. Diğer kızlar için tüm arkadaşlar gömdü. Tamam gömdü ama sen de gömdün. Evet. Sen benim yatak odasında yastığımı alıp fırlattın resmen. Fırlatmadım. Fırlatmadım. Keşke buraya koysaydın dedim. Keşke buraya koysaydın. Neyse dedim. İzleyenler görecek. Görecek. Şöyle attın. Hadi fırlatmanı şöyle attın. Ne böyle? Ben seviyorum. Keşke böyle olsa daha iyi olurdu sanki. Hani yorum yapmayacaktın ya bence yapma. Ya, dayanamadım. Bence gerçekten yapma. Dayanamadım. Dayansaydın. Dayanamadım ya. Bence dayan. Şöyle bari koy.
Bence haddini çok fazla aşıyorsun. Aştığımı düşünmüyorum tatlım. O bir saygısızlık yani sen benim için. Puan verdin. Niye bana şu an bu şekilde bir konuşma yapıyorsun? Çünkü sen bayağı yani hepiniz gömdünüz ama senin o hareketin benim için çok kötü bir hareketti. Ben İzleyenler de fark edecek zaten. Sen de şu an kendi çok yüksek ben puan vermiş puan gibi konuşuyor. Ben yüksek puan verdim diye ben yüksek puan verdim. Şu an sen şunu mu demek istiyorsun yani? Duygu'ya da aynısını verdi. Gene Duygu'ya da sakin bir şekilde konuşuldu. Ben de şey yapıyorum. Yeliz'e de sakin herkesin konuşuldu. Herkesin elinde sakin konuşuldu. Gerçekten aramızda çok böyle konuşkan, ama yorumları çok şey yapan biri yok. Hepimiz de o şekiliz. Ama gözüm evinde hani farklıydınız. Çok farklı saçma sapan yorumlar yapmadı. Ama keşke bu puanları da yansıtsa. Yeliz için de diyorum. Yeliz'e benim perdelerim için, mutfak perdelerim için arkama bile dönmeme gerek yok dedi. O benim için de bir saygısızlık. Beyza'nın... Bunları niye söylemedin? Dün söyleyemedim çünkü gerçekten o kadar çok evimi gömdüler ki ben bile şöyle... Ya o kadar mı kötü? Mesela şu yastığı fırlattı ifadesini dün duymadım senden. Evet duymadınız aslanım çünkü puan gerçekten aklıma gelmedi. Hani o kadar emek vardı 19 çeşit ya yapmıştım. Ben tanıdığım kadarıyla öyle yastık fırlatacak bir kız değil ya. Ortaya koymuştu. Ortaya koymadı. Keşke buraya değil de buraya koysaydın. Şu anda lütfen hatırlayalım. Lütfen hatırlayalım. Tamam. İzleyicilerimiz de görsün o takdiri lütfen izleyicilerimiz yapsın. Tamam. Ne böyle? Ben seviyorum. Keşke böyle olsa daha iyi olurdu sanki. Hani yorum yapmayacaktın ya bence yapma. Ya dayanamadım. Bence gerçekten yapma. Dayanamadım. Dayansaydın. Dayanamadım ya. Bence dayan. Şöyle bari koy. İki vermene şaşırdığımın nedeni benim evimi gömdün. Bu ev o kadar çok yüklenmediğin halde ben daha yüksek bekliyordum. Senin evin gerçekten gömülecek kadardı. Ben burada hiç kimseye bir puan vermek istemiyorum. O yüzden iki puan verdim. Tamam. Herkesin evi kendisine güzel. Kimse kimsenin evini gömmeye hakkı yok. Kibarca eleştirebilirsiniz, fikirler verebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Ya ev kutsaldır bakın gerçekten. Hani bazen bana diyorlar ki Aslanım nasıl sabrediyorsunuz? Yani sakin durmak zorundayım. Burası böyle bir platform. Herkes tabii ki yorumlarını yapacak ama ne olursunuz hani kırmadan yapmaya. Evet Aslanım ben orada yastığı da hani fikir olsun diye söyledim. Bu şekilde düşünse de bilseydim yere de atardım yani. Bu şekilde düşündüğünü bilseydim. Atardım. Atamazdım. Ya atan atıyor. Atabilirdi. Bağıran bağırıyor, çıkan çıkıyor. Bu şekilde düşündüğünü bilseydim gerçekten yapardım. Ben sana demek ki aklına gelmedi. Ben sana fikir olsun diye o şekilde oraya koydum. Yani ben o hareketine kırıldım. Sadece onu belirttim. Dün keşke bunu daha söyleseydin. Bugün niye burada açtın bunu da anlamadım. Çünkü bugün daha yüksek puan bekliyordum senden. Hayır kendi sanki çok yüksek puan verdi ya. Ben benim konuşma için söylüyorum. Peki bir şey söyleyeceğim Kübra. Sen için 3 puan vermedin de 2 verdin. Çünkü ben beğenip beğenmediğim şeyleri de söyledim Aslanım. Ben o kadar Yeliz için de söylüyorum. Yeliz'i gömmeden güzellikle söyledim. Beğendiğim şeyler oldu. Sen gömmedin 2'yle. 2'yle gömdüm. Ha. Ben senden en az 3 bekliyordum. Bari hani herkes ağzından çıkanın hakkını versin şu puanlarla. Bana da çok aşırı evimde yorum yapmadılar Aslanım gerçekten. Çok fazla yorum yapmadılar. Ben hani puanlar açılmadan önce hani yani 3 yani 2 tane 4 garanti bekliyordum. Hı-hı. Hepsi 3 açılınca gerçekten şaşırdım. Çünkü çok hani öyle aşırı yorum yapmadılar. Gördüğüm kadarıyla yine de. Yüksek puanı sana vermişler. Ama aşırı hani yorum yapmadılar benim evde. Çok fazla 1 2 detaya yorum yaptılar. Onun hariç çok yorum yapılmadı. Ben de şaşırmıştım 3 puanla. Evet yani bir yorum yapıyorsanız tamam onun hakkını verin. İyi veya kötü ve doğru düzgün ve mantıklı olsun Allah aşkınıza. Çünkü burada herkes emek veriyor. Bak bir ton insan yardımcı olmuş. Harika bir masa kurulmuş. Yani güzel ağırlandık, tebessümlü. Hiç mi bunun önemi yok sizce? Misafirperverliğin önemi yok mu? Sadece masaya var. İki verebiliriz mesela. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Sen de bana iki verseydin. Sadece masama iki verseydin. Ama ben zaten sadece masanı beğenmiştim. Çeyizimi de mi beğenmedin? Hayır. Tamam. En önemli şey güler yüz, ilgi, alaka ve misafirperverlik. Anlatabiliyor muyum? İnsanlar dış görünüşleriyle karşılanır, şahsiyetleriyle uğurlanır giderler. Evet, bu sözü çok severim. Bilginiz olsun. Beyza Nur 2 puan verdi. Bence Beyza Nur kendi gününü oynuyor. Bana da aynısını yaptı. Çok haksızlık yaptığını düşünüyorum. Hiç yakıştıramadım. Beyza Nur bu eve 2 puan verdi. Bence bu ev 2 puanlık değildi. Ne düşündüğünü, ne yapmak istediğini çözemedim. Evin hak ettiği puan 2 puandı. Eğer 3 puan, 4 puan vermiş olsaydım bu kez kendime haksızlık etmiş olacaktım.